Hepinize merhabalar arkadaşlar, hep yeni karşınızdayım ve beklenen an geldi. Her şeye sıfırdan başladığımız hesabımız artık an itibariyle köy binası 9 oldu. Varımızı yoğumuzu basacağız. Mükemmel bir geçiş videosu yapacağım arkadaşlar. Sizin için köy binası 9, tipik köy binası 9 geçişi olmayacak. Buçuk şekilde ilerleyeceğim bir süre. Yeni savunmaları almayacağım. Sadece tuzakları alacağım. Mevcut yükseltmem gerekenleri hemen merkezi topladım. Sıra sıra en güzel, en iyi şekilde değerlendirerek büyülü öğelerimizde, ganimetimizde, hazinemizdeki ganimette kullanarak güzel bir geliştirme, yükseltme videosu yapacağız. Emeğimizin karşılığı olarak iki tane zerif like atarsanız sevinirim. Bu hesaptan daha sık video gelsin istiyorsanız da videonun altına yorum bırakmayı, düşüncelerinizi yazmayı ve bir tane like atarak da kanala destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Güncellemelerden, turnuvalardan, çekilişlerden de geri kalmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Full artı full bir şekilde köy binası 8'i bitirmiştik. Full artı full demeyelim, laboratuvarda 1-2 yükseltme kalmıştı. Laboratuvar demişken hemen şuraya geliyorum. Laboratuvarın içinde bir tane öfke büyüsü var. Şöyle 143 elmasla bunu bitiriyorum. Yani yavaştan başlıyoruz. Sonrasında geliyorum. Direkt çekiçle bunu yükseltiyorum. Süre zarfında en uzun iş büyü fabrikası. Fakat büyü fabrikasının istediği malzeme daha az olduğu için bunu çekiçle bitireceğim. Diğerini inşaatçı kitabıyla bitireceğim. Büyü fabrikasını. O 2 gün 19 saat. Süre istiyor, altın bilet. Avantaları olmasına rağmen. Yani laboratuvar 1 milyon 600 bin iksir istiyordu bu. 1 milyon 280 bin istiyor. Buradan direkt atlama büyüsü ve buz büyüsünü açacağız. Şunu da yükselt diyorum. İnşaat kitabıyla bitir dedim. Büyüleri beklemek istemiyorum saldırı atarken. Yavaş yavaş yapıyorum. Çünkü ne zaman geçiş videosu yapsam aceleden kesin bir şeyleri yanlış yapıyorum bu videoda. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Laboratuvarda hemen şifacıyı 4 günlük yolculuğuna uğurladım. Sonra geliyorum. Laboratuvarı direkt bitirmemin bir amacı da şu anda İnşaatçılarım şöyle hızlandırmanın bitmesine 3 gün 23 saat var diyor. Belediye binası 9'a geçtiğimizde 4 gün boyunca kahramanlarımız artı 5 level kullanılıyor. Kaynak iksirlerimiz kullanılmış gibi 4 gün boyunca hızlandırmada bonuslarımız hızlandırmada şöyle hemen askerleri de maksimum seviye olarak kullanıyoruz. Laboratuvarınız kaçıncı seviye ise o seviyenin max seviye askerlerine kullanabiliyorsunuz. Şöyle hemen tuzaklarla başlayalım. Şuradan halledelim. Dükkan. Tuzaklar. Güdümlü hava mayını. 2 adet. Sonrasında D bomba 1 adet. Sonrasında yeni altın madeni 10 da yukarı koy. Sonra yeni altın deposu. Kısa süreli işleri alıyorum hemen. Ve varımız yoğumuz kraliçemizde alıyorum. Kralın yanına koydum. Şimdi kraliçeyi hemen bir seviye yükseltmeye gönderdim.
9,5 saat. Şöyle kralda 24.000 karaksire yükseltmeye gönderdim. Bir gün 13 saat. Kahramanlar kitabını bu kadar kısa süre işe harcamayacağım. Altın biletimiz de bitecek. Hızlandırmamız da bitecek. İşlerin süresi uzayacak. O zaman kitapları direkt kullanacağız arkadaşlar. Kahramanlar kitabını bekletiyorum o yüzden. Şimdi devam edelim. Bir tane inşaatçımı Klan Kalesi'ne gönderiyorum. Bir gün 14 saatlik iş. Sonrasında geliyorum. Karaksir deposunu sonra da gönderirim. Bir tane inşaatçım 2 milyon iksire. Kuşlaya yapıştırdım. Bebe ejderi açalım. Sonrasında hazineye geliyorum. Klan kalesinden. Hazineyi topla dedim. Kara kışlayı da 2 milyon altına yükselteceğiz. 2 milyon iksire yükselteceğiz de. Son inşaatçı bu. Şöyle yeni iksir toplayıcısını da alıyorum. Bunları unuttum. Yeni iksir deposu. İksir deposunu aldık. Son bir inşaatçım var. Beşinci inşaatçım bir boşta dursun. Mevcut altınımla bütün hepsini duvara yatıracağım altını. Sonrasında iksirle son olarak yükseltmeye göndereceğim inşaatçıyı. Ama önce şu altını bir mevcut olan duvarlarımızda bir harcayayım. Yeni gelen duvarları almadım. Onları daha sonra alacağım. Yeni gelen savunmalarla birlikte aslında yeni gelen hava savunmasını da yakın zamanda alacağım. Şöyle en azından kral kraliçeyi 15'er seviyeye yapayım. Sonrasında yavaştan yeni savunmaları köye almaya başlayacağım. Yeni duvarları da almayacağım. Onları da o zaman köye takviye yapacağım. Şu sırayı seç dedim. 1 milyon 200 bin. Şu sıraya da şöyle 1 milyon 200 bin de böyle. Hazinede kaldı mı? Yok. Bu arada hem etkinlik yapalım. Hem de ganimet kasmış olalım. Bir güzel köy bulalım bakalım. Köy 1009'un ilk saldırısını bir atalım. Gidelim. Köy 1009'un ilk saldırısı etkinlik için basmış olduğum orduyla yapıştıracağım buraya. Şöyle. 2. Of, bir tane yıldırım fazladan gitti. Şöyle depremi de attım. O savunmasını yıkamadık. Bak yıldırımı yanlışlıkla attım. Oraya 4 tane yıldırım gitti. Oradaki püskürtücüyü dedik en azından. Şuradan bir ejder atayım. Kalemde iki bebe ejder var. Şöyle ilerle bakalım. Oradan direkt o hava savunmalarını indirmem lazım. Şifacıyı sırf görev için aldım. Bir esprisi yok. Şurada hemen bir öfke büyüsü yapıştırıyorum. Acele büyüsünü balonlar için saklayacağım. Şuradan okçu. Dal kavuklar. Şöyle 5 balonu da gönderdim. 6 level balonlar. Ejderler ilerliyor. Balonlar da ilerliyor. Hava savunmasına doğru ilerlerken şöyle hemen acele büyüsünü yapıştırdım. Şifacıyı da şuraya gönder. Garibim orada tek başına takılsın.
Balonlar havası olmasına gelmeden düştüler. Hadi ejder. İndirirsin sen havası olmasını. İki bebe ejder var aşağıda. Tesla, okçu kulesi ve büyücü kulesi kaldı. Son olarak havaya vuran birimler. Ejder de gidiyor. Bebe ejderin de az bir canı var. Son bir bebe ejder. Ha gayret bebe. Bütün altını aldık. 10 dakikadım canı kalmış. Güzel, güzel bir şekilde burayı üçleyemedik ama %90 aldık. Güzel de ganimet çıkarttık. En azından etkinliklerin hepsinden birer tane de saydırmış olduk. Ordu biraz saçma oldu ama her etkinlikten birer tane saydırdık. Köy binası 8'de bu etkinliklerin hepsini yapamıyorduk. Elektro ejder alacağım kaleye takviye olarak. Bebe ejder bittikten sonra orduyu tazeledim. Bir sıra daha duvar basıyorum. Şöyle altınla. Hatta şu şekilde. Şuradan 200. Bir tane daha attım. Geliyorum. Altın rününü kullandım. Sırf duvar basmak için. Şöyle 1 milyon 200. Şuradan 1 milyon 200 bin daha. Şuradan artık teker teker basıyorum. Toplam köy binası 9'a geçer geçmez 51 tane 9. seviye duvar bastık. Hemen geri dönüyorum. Kaleye bir takviye daha alıyorum. Bir saldırı daha atacağım. Sonrasında bir tane daha inşaatçımı yolcu edeceğim. İksirle yükseltmeye. 581 bin altın, 564 bin iksir var. 4335 de kara iksir var. Direkt buraya yapıştıracağım güzel bir ölü köy. Şöyle 3 tane yapıştırdım. Bir tane deprem. Aslında şu kaleye de deprem alacaktım. Depremi unuttum. Şöyle 3 tane yıldırım da oraya yapıştırdım. Püskürtücüler bir o tarafa bir bu tarafa bakıyor. İki hava savunması buraya daha yakın. Şöyle üstten bodoslamasına girsem mi? Şuradan bir ejder atayım. Orası temizlensin. Sonra şöyle ejderler, dal kavuklar, bebe ejderler hemen bir öfke büst takviyesi. Balonu tekrardan bekleteceğim bir tane hava savunması indirebilmek adına. Şuradan okçu. Hemen acele büyüsünden geçirdim balonları. Tam püskürtücüsünün karşısından geçirdik. Sıkıntı yok. Görev sayısın yeter. 87 bin altın kaldı. Binayı da indirdik. Kara iksir deposunu da alıyoruz. Orada 3 tane toplayıcı kaldı. 2 iksir toplayıcı, bir altın madeni. Bir tane de kara iksir sondası kaldı. Full ejder girsek çok rahat bir şekilde üçleyip geçeceğiz ama bizim bir amacımız da görev saydırmak. Yani saçma sapan orduyla saldırılar atıp güzel ganimetler çıkartmaya çalışıyorum. Zaten bir taşla hızlandırma var. Çok rahat bir şekilde ganimet kasacağız her türlü. Direkt topladığım altınları da yine duvar yükseltmesine vereceğim. Şu arada bir tane kalmış.
Son altınla yükseltmeyi de yaptım. Büyülü öğelere geliyorum. Büyülü öğelerde engel küreğini 50 işli taşa satıyorum. Hazır gelmişiz. Şu duvar basma yüzüklerinde burada kullanalım. 6 burada. 6 da burada. Tamamdır. 12 duvar basma yüzüğümü de kullandım. Sonrasında geliyorum. 1 milyon iksir daha arayacağım. Şöyle 1 2 Duvar basarken kaptırmışım kendimi. 1.654.000 iksir kaldı. Hemen onunla da kara iksir depomu yükseltmeye gönderiyorum. 5 tane inşaatçımı da yolcu ettim. Sıra geldi. Şuradan bir tane de inşaatçıları hızlandırma iksiri. 1 saat sonra falan kraliçede çıkar. Direkt 28.000 kara iksirim var. Direkt onu tekrardan yolcu edeceğim. Yarın sabaha çıkar. Güzel bir şekilde ilerleme yaptık. Büyülü öler. Büyülü ölerde iksir ürünüm var. İnşaatçı üstünde attım. O da yükseliyor. Şöyle göstereyim. İnşaatçı üstü de bir gün 4 saat sonra bitecek. Burada da direkt laboratuvarı yükselteceğim. Laboratuvar max seviye askerleriyle ganimet kasıp buradan da direkt köy inşaatçı üssü 9'a ilerleyip 6. inşaatçıyı almak için uğraşıyorum. Çalı çırpı toplayarak da elmas kasıyorum ana köy için. Şöyle hemen geri dönüyorum. Kara iksir ürünü kahramanlar kitabı kullanacağım zaman kahramanı yatırıp kaldırıp tekrardan yatırmaya göndereceğiz. İksir ürünü aynı şekilde laboratuvarda büyük kitabı, savaş kitabı falan olduğu zaman onu kullanacağım. Her şeyin kitabı şöyle 8-9 günlük işler başlayınca onlar için kullanacağım. Şu anda 1 gün 2 günlük iş için her şeyin kitabı kullanmak istemiyorum. Hazır. Şurada laboratuvar hızlandırma iksirimiz varken bir tane. Bunu da geçiş özel kullanalım. 2 eğitim iksirim var. Şu anda zaten eğitim 1 taş. Kaynak iksirim var. Şu anda 4 gün kaynaklarım hızlandırmada. Güç iksiri aynı şekilde 4 gün. Güç iksiri de var binanın avantası olarak. Evet arkadaşlar, her şey sıfırdan başlamış oldum hesabım. Köy binası 9 oldu. Mükemmel bir şekilde, hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Hades'in varisi olarak ilerletiyorum. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı eksik etmeyin. Bu seri daha sık yüklensin istiyorsanız da videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın.